Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak cuma namazını kılmak üzere Ayasofya Kebir Camii Şerifi'ne geldi. 2020 sadece... Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, aşı konusunda Almanya ile ortak üretim söz konusu olduğunu aktardı. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor ve buradan da olumlu gelişmeler var. Yine aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir çalışma var. Erdoğan daha sonra sorulan soruları cevapladı. Kendi bünyesinde yaptığı çalışmaları var. Bu çalışmalarla birlikte atacağımız adımlar inşallah aldığımız şu tedbirlerle, örneğin bugün bu tedbirlerden birisini yaşıyoruz. İşte bugün görüldüğü gibi sokağa çıkmada tedbirlerimiz var. Yarın pazar aynı şekilde bu devam ediyor. Ve her akşam saat 21'den itibaren devam eden bu çıkma yasağı hafta sonlarında pazartesi sabah 5'e kadar devam ediyor. Bu konuda tüm ülkede vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var. Ama işte bu bar, pavyon, balo, şu bu vesaire, işte dün Boğaz'da biliyorsunuz bir yatta bu tür şeyler oldu. Yani bunlar bizi ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor. Çünkü biz bunları, affedersiniz, bu yasakları zevkimiz, keyfimiz için istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için istiyoruz. Ve bunu da bilim kurulumuzun tespitleriyle bu adımları atıyoruz. Temennim odur ki bundan sonraki süreçte bunlara çok daha dikkat ederiz ve hayırlısıyla daha olumlu neticeler alırız. Şimdi BioNTech'te işte TÜBİTAK başkanımız görüşmeleri Uğur Bey'le yapıyorlar ve bu görüşmeler neticesinde takvim belli olacak. Ona göre adımlar atılacak. Ama diğer konuda ise Sağlık Bakanlığımız açıklamaları yapıyor. Bunlar 14 gün 14 gün şeklinde filan daha çok bu süreç devam ediyor. Ama bu süreç bazen yerine göre de değişiklik arz edebiliyor. Yani 7 de olabiliyor ama daha çok doktorlarımızın şu anda tavsiyeleri 14 gün üzerindedir. Ama bu arada bir başka ilaçlar da tavsiye ediliyor duruma göre. Bu ilaçlarla beraber süreç daha da hızlanabilir. Bu ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının geçmişte olduğu gibi bugüne yansımasıdır. Ve bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Yani bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Eğer tarlada çiftçi olursan başörtüsü meşrudur. Ama bir üniversiteli olursan başörtüsü yasaktır. Böyle bir mantık vardı. Yani insanın giyimine, kuşamına göre değerlendirmeye kalkacak olursak, bunu bir defa kalkıp da bir demokrasi, bir fikir özgürlüğü olarak anlatmak, inanç özgürlüğü olarak anlatmak mümkün değildir. Bunlara sorduğun zaman normalde bakıyorsunuz inanç özgürlüğünden bahsediyor, fikir özgürlüğünden bahsediyor. Nasıl bir inanç özgürlüğü bu? Nasıl bir fikir özgürlüğü bu? Bırakın artık bu işleri ya.